arkadaşlar, iyi günler. Size bugün telefon ekranımızda gelen uygulama durduruldu diye işareti nasıl çözümleyeceğiz onu göstereceğim. Birinci yöntem, evet, ekrana giriyoruz. Ayarlar, bura uygulamalar. Uygulamalara girdiğinizde hangi uygulama diyelim durduruldu diye eğer işaret alıyorsanız o uygulamaya giriyorsunuz. Örneğin diyelim herhangi bir uygulama, Facebook uygulamasına girelim. Eğer buradan durdurma diye alıyorsa, hangisi olursa siz buna girin tabii ki. Ne yapıyoruz? Depolama alanı. Depolama alanına giriyoruz. Burada öncelikle ön belleği temizliyoruz. Sıfırlandı. Ondan sonra veriyi sil. Veri sil diye yaptığınızda veri 448 megabit şu anda veri sil diye var. Ama öncelikle şunu düşünmeniz lazım. Eğer Facebook şifrenizi biliyorsanız sil, veri sil yapın. Tekrar giriş yapmanız lazım. Bilmiyorsanız bunu denemeyin. Facebook'u yeniden açamazsınız. Bunu yaparsanız birinci uygulama olarak bu da çözümlüyor. Eğer bu da çözümlemezse ne yapmanız lazım? İkinci, evet, tekrar giriyorum. Play Store'a giriyoruz. Evet. Solda 3 çizgi var. Burada gördüğünüz gibi. Oraya giriyoruz. Uygulamalarım. En üsttekine giriyorsunuz. Aşağı doğru iniyorum. Burada güncellenmeyen bir sürü gördüğünüz gibi uygulamalarım var. Eğer uygulaman güncel değilse giremezsiniz. Uyarı alırsınız. İkide bir uyarı alırsınız. Güncellemeniz lazım ki uyarı almayasınız ve girebilirsiniz. Şu anda ne yapmanız lazım? Eğer o uygulamanız güncel değilse uygulamayı güncellemeniz lazım. Burada gördüğünüz gibi ben sabahleyin gördüğünüz gibi bu uygulamaları burada yazıyor 3 saat önce. Hepsini güncelledim. Giremiyordum. İkide bir uyarı alıyordum. Hepsini güncelleyince girebildim. Şu anda örneğin diyelim bunlar güncel değil. Bunlar zaman geldi. Bunlar da belli bir süre sonra giremiyorsunuz. Uygulamalar durduruldu diye ekrana ikide bir yazı gelir. Benim hafıza az olduğunu hepsini güncellemek istemiyorum. Telefon hafızası bayağı az. Yani 16 GB'lık bir hafızası var ama sonuçta dolu yani. Evet, güncellerseniz rahatlıkla girebilirsiniz. Benim diyeceğim bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Hepinize hayırlı günler.